Efendim mutlu akşamlar. TV52 ana haber bültenine hoş geldiniz. Ben Sümeyye Yıldırım. Bugün 26 Temmuz 2023 Çarşamba, günün öne çıkan haber başlıklarıyla beraberiz. OSKİ ekipleri Altınordu İsmet Paşa Caddesi'nde bölge esnafının mağdur olmaması için çalışmalarına 3 etap şeklinde başladı. Geçtiğimiz yıllarda Sırrı Paşa Caddesi'nde altyapısıyla birlikte zemin iyileştirme ve cephe giydirme çalışması yaparak caddeyi adeta rengarenk bir açık AVM ile buluşturan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler, İsmet Paşa Caddesi'nin silüetini değiştirmek için çalışma başlatmıştı. İlk olarak altyapı çalışmalarının başladığı İsmet Paşa Caddesi'nde bölge esnafının mağdur olmaması için çalışmaların 3 etap şeklinde sürdürülerek tamamlanması hedefleniyor. Halk arasında Yeni Fidangör olarak bilinen ve toplam uzunluğu 560 metre olan caddede OSKİ ekipleri 170 metrelik ilk etap çalışmalarını planladığı süreden 2 gün önce tamamladı. Geriye kalan kısımlarda altyapı çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren ekipler, çalışmalar kapsamında 100 adet binanın kanalizasyon giderlerinin bağlantısını da gerçekleştirecek. Çalışmaların tamamlanmasıyla cadde alt ve üst yapısıyla modern bir görünüme kavuşacak. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Spor ve Kültür Festivali yoğun katılımıyla start aldı. Spor ve kültür organizasyonlarıyla Ordu'da renkli bir yaz sezonu geçirilmesini sağlayacak olan Gençlik Spor ve Kültür Festivali başladı. Demir! Demir yüklendi, attı. Ordu Büyükşehir Belediyesi önünde kent orkestrası eşliğiyle başlayan kortej yürüyüşüyle sporcular etkinlik alanına gitti. Evet, Şabiye'den güzel bir hücum. Yaklaşık 1000 sporcunun katılım sağladığı festivalin ilk gününde 3'e 3 sokak basketbolu, plaj voleybolu, satranç turnuvası, Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası konseri, handbol turnuvası ve plaj futbolu müsabakaları düzenlendi. Gerçekleştirilen müsabakalara vatandaşların ilgisi ise yoğun oldu. Gençlik Spor ve Kültür Festivali'nin açılış konuşmasını gerçekleştiren Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Celal Tezcan, Ordu'nun bir spor ve kültür şehri olduğunu dünyaya duyuracaklarını söyledi. Güzel bir 3 hafta olur. Hem kültür etkinlikler açısından hem spor yarışması açısından doyurucu bir zaman, çünkü doyurucu bir inşallah bir 3 hafta yaşarız beraber. Bu sürede sporun her dalında, kumda, denizde, karada bir yarışma, aynı zamanda eğlence yapılacak. Dolayısıyla bunu halkımızla beraber paylaşmak istiyoruz. İşte o zaman Allah'ın kazanır. Sevgili ordular, hepiniz davetlisiniz. Burada 3 haftayı beraber diye inşallah ödül törenlerinde de, yarışmalarda da sizlerle beraber ordunun kurucu şehri olduğunu hep beraber dünya duyuralım diyorum. Ve emeği geçenler bu hazırlığın şimdiden teşekkür ediyorum. Harika bir 3 hafta geçmesi tüm gençliğe temin ediyorum. Öte yandan Gençlik Spor ve Kültür Festivali'nde dereceye girecek olan sporculara toplamda 352 bin lira hediye çeki verilecek. Son yıllarda ilimize oldukça fazla sayıda turist akın etmeye başladı. Gelen turistlerin Ordu'nun doğal güzelliğini koruduğu için burayı tercih ettiklerini Seyahat Ajanda sahibi Ali Aydın TV52 mikrofonuna anlattı. Son yıllarda ilimize oldukça fazla sayıda turist akın etmeye başladı. Ordu'nun turizm sektörünü Seyahat Ajanda sahibi Ali Aydın'a sorduk. Dünyadaki bazı gelişmeler, doğru ya da yanlış olan gelişmelerden dolayı bir şekilde Karadeniz bölgesi, işte bu iklim değişiklikleri, buzulların erimeye başlaması, global ısının artması ve insanların yeniden bir rota oluşturması, yeni bir rekreasyon alanlarını keşfetme isteği doğa turizmine
ön plana çıkardı. Seyahat acentası sahibi Ali Aydın, Ordu'nun doğal yapısının çok fazla bozulmadığını, binalaşmanın yaygın olmadığını, bu sebepten ötürü de doğal güzellik arayan turistlerin Ordu'yu tercih ettiğini dile getirdi. Bundan dolayı da Ordu hem dünyada hem de Türkiye'de ve özellikle de bölgemizde bakirliğini koruyan, yani doğal yapısını koruyan, fazla yapılaşmayan, bina ya da betonlaşmanın çok az olduğu bir il. Bu dokusunda şu ana kadar %60 seviyesinde hala koruyan bir il. Denizden yeşilin bir anda birbirine kavuştuğu, 20 metre ya da 10 metre aralıkta birbirine sarıldığı ve her an aynı şekilde 350 metre rakımı görüp hemen işte terfik dediğimizde 10 dakika sonra sıfır rakama inebilen tek illerden, nadirlerden bir tanesi. Ali Aydın ilimizin alt seviyelerden bir anda 20 sene ileriye taşındığına da vurgu yaptı. Gelişmeler, özellikle teknolojinin gelişmesi ve WhatsApp gruplarından ya da internet gruplarından ya da maillerde bir şekilde birbirine attığınız maillerle görüntülerin güzellikten halka yayılması, ki bu turizmde çok önemli bir şey. Yani çok fazla para harcamadan reklamınızı, tanıtımınızı yapma şansına sahipsiniz. Bu çok önemli bir şeydi. Bu önem sırasına koyduğunuz zaman bu il geldiği noktada çok üstteyiz ama çok alttan bir anda belki bir 20 sene ya da 10 senenin sonrasına kaldık. Seyahat acentesi sahibi Ali Aydın, Ordu'da tek eksiğin fuar alanı olduğuna ve bazı alanların turizm bölgesi ilan edilmesine de dikkat çekti. Bir potansiyelimiz var. Bir eksiğimiz var. Bunun yanı sıra havaalanımız var dedik. Büyükşehir'in yatırımlarından dolayı bir bütçeye sahip, devasa bütçeler var, yatırım yapabiliyor. Yatırımın teşviğe çevirebilme şansı var. Bunlar bir bütün olarak düşündüğümüzde bir fuar alanı. Fuar mutlaka olması lazım. Fuar alanının burayı daha fazla uçurur, daha fazla insanlar gelir, daha fazla uçak sayısı demektir, daha fazla sefer sayısı demektir, daha fazla yatırım demektir. Bunun devamında da mutlaka bazı bölgeleri turizm bölgesi ilan etmek zorundayız artık. Örneğin işte demin sohbet ederken size de konuştuk, Yoros Tepesi'nden bahsettik. Boztepe'den sonraki Ordu Boztepe bu ilin itici gücüdür. Bundan hiç tartışmasız bu böyle ama... Ordu'nun Türkiye'nin havaisi olacağını dile getiren seyahat acentesi sahibi Ali Aydın, Türkiye'deki yatırımcıları Ordu'ya davet etti. Yoros bölgesi diye konuştuk. O bölgeye yolu uzak, onu hepimiz biliyoruz. Ve çıktığımız bölgede ciddi bir rüzgar var ve çıktığımız bölgeden sonra ciddi bir merdiven var. Buraları bypass yapabilirsek, ki çok basit, onlar da Büyükşehir Sayın Valimiz, işte önemli kurumla, kuruluşlarla beraber zincir otellerin sahipleriyle, zincir otellerin gelen CEO'larıyla ya da Türkiye'deki yatırımcı turizmciler vardır, parası olanlar ama yatırım yapmak isteyenler vardır. Bunlardan yapıştırıp devlete girilebilir. 40 senelik, 49 senelik yasal süresine göre yatırımını gelin, buyurun, buradan biz sizden işte ilk 10 sene işte para almayacağız, yatırım şeyiniz 10 sene sonra başlar, artı 40 sene daha devam eder, 30 sene daha devam eder diyebilirsiniz. Bu bölgelerde de ciddi yerlerimiz var. Bunlar da yaratılırsa ciddi bir turizm bölgesi, hatta diyorum havai olur. Havayı değiştiririz. Fatsa Devlet Hastanesi'nde görevli kadın doğum uzmanı Doktor Okay Kurtbay odasında hasta yakını ÜE tarafından darp edildi. Doktorun darp edilmesi basın açıklamasıyla protesto edildi. Doktoru darp eden ÜE çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Burada bulunmamızın amacı... Fatsa Devlet Hastanesi'nde görevli kadın doğum uzmanı Doktor Oktay Kurtbay odasında hasta yakını ÜE tarafından darp edildi. Doktorun darp edilmesi basın açıklamasıyla protesto edildi. Dün akşam operatör doktor Okay Kurtbay'a bir hasta yakın tarafından yapılan fiili saldırı sonucu bir kafa travması,
birkaç aşılması nedeniyle yaralanmasıdır. Fatsa Devlet Hastanesi önünde bir araya gelen sağlık çalışanları aynı hastanede görevli kadın doğum uzmanı Doktor Oktay Kurtbay'ın odasında hasta yakını tarafından darp edilmesini kınadı. Hekim Birliği Fatsa temsilcisi Yüksel Şahin grup adına yaptığı açıklamada herkesin canının devlete emanet olduğunu belirterek silahlı saldırganlar hastanelerimize elini kolunu sallayarak giriyor ve sağlık çalışanlarının vatandaşların canına kast ediyor dedi. Devlet kurumlarında çalışanların da vatandaşların da canları devlete emanettir. Silahlı saldırganlar hastanelerimize elini kolunu sallayarak giriyor ve gerek hekimlerin gerekse sağlık çalışanların vatandaşların canına kast ediyor. Valilik, adliye ve alışveriş merkezlerindeki güvenlik önlemlerinin aynısının sağlık kurumlarında da alınmasını istediklerini vurgulayan Hekim Birliği Fatsa temsilcisi Şahin, kadın doğum uzmanı Doktor Oktay Kurtbay bir hasta yakını tarafından saldırıya uğramış, kaşı açılmış ve kafa travması geçirmiştir. Bu olayı kabul etmemiz mümkün değildir diye konuştu. Valiliklerde, adliye binalarında, AVM'lerdeki güvenlik önlemlerinin aynısının sağlık kurumlarında alınmamasının sebebi nedir? Daha bir sene önce Konya'da uzman doktor Ekrem Karakaya meslektaşımızın hunharca katledilmesi hala içimizde bir yaradır. Şahin, sağlık kurumlarında şiddetin son bulmasını istediklerinin altını çizdi. Sağlık kurumlarında şiddetin son bulmasını talep ediyoruz. Gerek toplumda gerekse idare farkındalığının oluşması ve dün yaşadığımız şiddet olayını protesto etmek için şiddeti protesto etmek için Hekim Birliği Sendikası Yönetim Kurulu'nun aldığı iş bırakma kararına katıldıklarını aktaran Şahin, acil işlemler dışında her türlü sağlık hizmetini durdurduklarını kaydetti. 26.07.2023 tarihinde yani bugün Hekim Birliği Sendikası Yönetim Kurulu'nun almış olduğu meşru iş bırakma kararına katılıyor ve acil işlemler dışında her türlü sağlık hizmetlerini durduruyoruz. Artık yeter, sağlıkta şiddet son bulsun. Öte yandan doktoru darp ettiği ileri sürülen kişi tutuklandı. Kafasından darbe alan doktor hastanenin acil servisinde tedavi edildi. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Fatsa Adliyesi'ne sevk edildi. Üye çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Rize'de hastanenin acil servisinde aralarında husumet bulunan iki kişinin silahla ateş etmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar arasında emniyet ve jandarma personelleri var. İşte vahşet dolu o anlar. Şimdi Rize'ye gidelim. Rize'de hastanenin acil servisinde aralarında husumet bulunan iki kişinin silahla ateş etmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre daha önceden aralarında husumet bulunan MSZ ile MÇ Rize Devlet Hastanesi'nin acil servisinde karşılaştı. Bir süre tartışan taraflar daha sonra silahla hastanenin ortasında birbirine güpegündüz ateş etti. Olay esnasında MÇ ve beraberindeki YEÖ'nün yanı sıra polis memuru EE, jandarma uzman çavuş ŞŞ ile sağlık personeli FH yaralandı. Olay yerinden ayrılıp Cumhuriyet Caddesi istikametine kaçan MSZ polis tarafından vatandaşların da yardımıyla yakalandı. Rize Vali Vekili Gülhani Ozan Sarı, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Nurettin Göktuman, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör'le hastaneye gelerek yaralıların durumuna ilişkin İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe'den bilgi aldı. Vali Vekili Sarı yaptığı açıklamada daha önceden aralarında husumet bulunduğunu değerlendirdikleri vatandaşların acil serviste sözlü münakaşa yaşadığını söyledi. Bu akşam saat 20 sularında ilimiz Devlet Hastanesi acilinde daha önce aralarında husumet olduğunu değerlendirdiğimiz vatandaşlar arasında öncelikle bir sözlü tartışma başlıyor. Sözlü tartışma sonrasında tartışma silahlı çatışmaya dönüşüyor. Yaşanan tartışmanın büyüdüğünü belirten Sarı, hastanede bulunan jandarma uzman çavuşumuz ve bir polis memurumuz mesleki sorumlulukları gereği şahıslar arasında gerçekleşen çatışmaya müdahale ediyorlar. Bu süreç esnasında uzman çavuşumuz ve polis memurumuz ayaklarından yaralandılar. Bunun yanı sıra hastane personelimiz hafif şekilde yaralandı dedi. O esnada bir başka vesileyle acilde bulunan bir jandarma uzman çavuşumuz ve bir polis memurumuz mesleki sorumluluklarının gereği olarak duyarlılık göstererek şahısların arasındaki çatışmaya müdahale ediyorlar. Bu süreç esnasında bir uzman çavuşumuz ve bir polis memurumuz ayaklarından yaralandılar. Yanı sıra bir hastane personelimiz de hafif şekilde yaralandı. Vali Vekili Gülhani Ozan Sarı, uzman çavuş, polis memuru ve sağlık personelinin hayati tehlikesinin bulunmadığını öğrendiklerini dile getirdi. Kendilerinin tedavileri bizzat İl Sağlık Müdürümüz ve başhekimlerimiz koordinasyonundaki bir ekip tarafından devam ediyor. Şükürler olsun an itibariyle
Doktorlarımız bize hayati tehlikelerinin bulunmadığını ifade ettiler. Olaydaki şüpheli şahıslardan bir tanesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Araştırma Hastanemiz de şu anda müdahale altında. Bir diğeri de yine emniyet birimlerimizce suç aleti olarak değerlendirdiğimiz silahla birlikte gözaltına alındı. Başsavcılığımız tarafından adli süreçler başlatıldı. Hukuki süreçler takip ediliyor. Biz de bu vesileyle çok değerli mesai arkadaşlarımıza ve kıymetli ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi ifade ettik. İzmir, Ordu ve Samsun'da son günlerde yaşanan sağlıkta şiddet olayları maalesef can yakmaya devam ediyor. Hemen hemen her gün sağlıkta şiddet olayının yaşandığı ülkemizde doktorlar artık kendilerini güvende hissetmiyor. Konuya ilişkin konuşan Ordu Tabip Odası Başkanı Uzman Doktor Ali Coşkun, sağlıkta şiddetin terör suçu sayılması gerektiğini söyleyerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslendi. Sağlıkta şiddet artık bir terör suçu kabul edilmelidir. Bizim bu girdaptan başka türlü çıkış şeklimiz yoktur. Değerli Sağlık Bakanımıza bu önerimi iletiyorum. İzmir, Ordu ve Samsun'da son günlerde yaşanan sağlıkta şiddet olayları maalesef can yakmaya devam ediyor. Hemen hemen her gün yeni bir sağlıkta şiddet olayının yaşandığı ülkemizde doktorlar artık kendilerini güvende hissetmiyor. Konuyla ilgili konuşan Ordu Tabip Odası Başkanı Uzman Doktor Ali Coşkun, sağlıkta şiddetin terör suçu sayılması gerektiğini söyleyerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslendi. Artık biz bu şiddetin tamamen ülkemizde bitmesini istiyoruz. Sayın Sağlık Bakanımıza buradan çağrı yapıyorum. Sağlıkta şiddet sadece hekimin darp edilmesi veya bir sağlık personelinin darp edilmesi olayı gibi görünecek bir olay değildir. Çünkü hekimin ve sağlık personelinin kamu hizmeti yaptığı düşünülürse, ondan sonra gelecek hastaların muayenesini, teşhislerini, ameliyatlarını geciktireceği için, belki de onların gelecekte fark edilmeden bir hastalığın pençesine düşecekleri için sağlık sistemimizi tamamını bozmaya yönelik bir terör saldırısı olduğunu düşünüyorum. Tabip Odası Başkanı Uzman Doktor Ali Coşkun, vatandaşların sağlıkla ilgili bilinçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Lütfen sağlıkta şiddeti bundan böyle yasalar çıkararak terör suçlusu olarak, terör olarak nitelendirin. Ancak bu şekilde sağlıkta şiddetin önüne geçilebileceğine, bunun yanında eğitimin de vatandaşlarımıza bir hekimin ne iş yaptığını güzelce anlatılması, bir beklemenin, herhangi bir kurumda beklemenin şiddete neden olmazken, ki gayet doğaldır, beklenebilir herhangi bir kurumda, ama sağlık sistemini veren hastanelerde beklemenin bile sağlıkta şiddete neden olması asla kabul edilemezdir. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, son dönemlerde şiddeti artan sıcaklıkların tarımsal üretim için tehdit oluştuğuna dair açıklamalarda bulundu. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, son dönemlerde şiddeti artan sıcaklıkların tarımsal üretim için tehdit oluşturduğuna dair açıklamalarda bulundu. Başkan Bayraktar, Antalya'da seraları yıkan seller, Manisa'da bağlara zarar veren don ve tüm Karadeniz'de etkili olup fındığa zarar veren şiddetli yağışlar bunun göstergesidir. Bu düzensizlikler hem tarımsal üretimi hem de üreticilerimizin karar alma süreçlerini etkiliyor ifadesini kullandı. İklim değişikliğinin önemli göstergelerinden birisi de sıcaklıktaki aşırı artışlardır. Aşırı sıcaklıklar bitkileri strese sokuyor ve verimde düşüş yaşanmasına sebep oluyor. Yağış miktarı ve güneşlenme süresini değiştiren aşırı sıcaklıklar sulama suyu ihtiyacını artırıyor ve en önemlisi de insan sağlığını olumsuz etkiliyor. İklim değişikliğinin vurucu etkisi artıyor. Bu etkileri hayatımızın her alanında tecrübe ettiğimiz gibi tarım sektöründe de görüyoruz. Açık alanda doğaya bağımlı olarak yapılan tarımsal üretim, sıcaklık ve yağış gibi unsurlar nedeniyle iklim değişikliğinin etkilerinden doğrudan etkileniyor. Aşırı sıcaklıklar, şiddetli yağışlar, dolu, fırtına, don gibi doğal afetler iklim değişikliğiyle birlikte çok daha yıkıcı boyutlara ulaşıyor. Ekim ayında yapılması gereken ekimler Kasım ayında yapıldı. Kış aylarında yapması gereken yağışlar ise Mart ayından sonra yağarak üretim ve hasat takvimini etkiledi. Antalya'da seraları yıkan seller, Manisa'da bağlara zarar veren don ve tüm Karadeniz'de etkili olup fındığa zarar veren şiddetli yağışlar bunun göstergesidir.
Bu düzensizlikler hem tarımsal üretimi hem de üreticilerimizin karar alma süreçlerini etkiliyor. İklim değişikliğine uyum konusu çiftçilerimizi geleneksel tarım uygulamalarında bir takım değişikliklere götürecektir. İklim değişikliği ile ilgili yapılan Ar-Ge yatırımları, iklime dayanıklı ürün çeşitlerinin geliştirilmesi, yoğun tarım tekniklerinden doğaya daha az zarar veren uygulamalara dönüşüm gibi eylemlerin çiftçilerimize tanıtılması ve benimsenmesi gerekiyor. Çiftçilerimiz de bilimin öncülüğünde ve onların yararına alınmış kararları uygulayarak bu değişimlere ayak uydurmalıdır. Türk çiftçisi her türlü olumsuzluğa rağmen fedakar bir şekilde üretime devam etse de onlara verilecek en büyük destek doğru hazırlanmış, bilimsel esaslara dayanan ve uzun vadeli tarım politikalarıdır. Sokaklarımızdan hiçbir ürünü eksik etmeyen eli öpülesi çiftçilerimizin kıymetini bilmeliyiz. Ulubey Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Aydın, fındık sezonunun yaklaşmasıyla birlikte her sene olduğu gibi bu yılda suni gündemlerin oluşturulduğunu söyleyerek fındık dalda kalmaz, üreticilerimiz meraklanmasınlar açıklamasında bulundu. Hasat sezonunun yaklaştığı bu günlerde yine geçtiğimiz yıllar gibi suni olmayan sanal gündemlerle baş başayız. Ulubey Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Aydın, her fındık sezon öncesi oynanan suni gündem oyunlarının bu yılda devreye alındığını söyleyerek eleştirilerde bulundu. Sanki Mersin işçilerinin sayısının az olduğu ve yetersiz sayıda işçi geleceği gibi gündem oluşturuluyor. Aslında bu gündem çiftçi karşısında verebileceği yemeğin üstünde bir rakam isteme operasyonudur. Fındık üreticilerine birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Ulubey Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Aydın, özellikle gurbetçi ve fındığı az olan vatandaşlara seslendi. Biz değerli çiftçilerimize her zaman sesleniyoruz. Acele etmesinler. Serbest piyasa zaten ulaşacaktır. Ve burada en fazla iş gurbetçilerimize ve dekarda dönümü veya kilogramı az olan çiftçilere iş düşüyor. Bana necilik deyip günübirlik yemeğe fiyatlarını yükseltmemeleri gerekiyor. Burada 11 ay peşinden düştüğümüz ve bir ay sadece fındığımızı toplayıp yıl boyu geçim kaynağımızı sağladığımız ürünün değerini de heba etmemek adına burada hep birlikte duyarlı bir biçimde el ele vererek yemeğe fiyatlarını belirlemeniz lazım. Yaratılan suni gündemlere üreticilerin aldırış etmemesini isteyen Başkan Mehmet Ali Aydın, fındık dalda kalmaz ifadesini kullandı. Fındık dalda kalmaz, fındık toplanır ama öyle toplanır ama böyle toplanır. Bu gündemleri olağan dışı gündemlere yaratarak daha kötüsü çiftçi temsilcisi olmayan ve bu işte alakası bile olmayan insanların gündem oluşturmasıyla yaratılan havadan vazgeçmemiz gerekiyor. Ordu Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri bugün Altınordu Atatürk Parkı'nda düzenlediği eğitimle hem çocuklara keyifli anlar yaşattılar hem de bilgilendirmelerde bulundular. Çocuklarsa eğitimden öğrendikleri bilgileri TV52 mikrofonlarına anlattı. Kemerlerimizi taktık, trafik işaretlerinin ne anlama geldiğini öğrendik. Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri bugün Altınordu Atatürk Parkı'nda çocuklara eğitim düzenledi. Mobil trafik eğitim tırında çocuklara hem sözlü hem de uygulamalı olarak bir eğitim verildi. Trafik polisleri emniyet kemerinin önemine vurgu yaparak çocuklara emniyet kemeri ile alakalı sorular yönelttiler. Emniyet kemeri bizi araçta ani frenleme ya da kaza anında koltuğa sabit durup araç içerisinden dışarıya fırlamamızın önüne geçer. Emniyet kemeri takılmazsa ne olur? Cam kırılıp düşebiliriz. Düşebiliriz. Başka? Ani frende kafamızı topluyoruz. Camdan çıkabiliriz. Araç içerisindeki cisimler bize çarpabilir. Kapı açılır, araçtan düşebiliriz gibi şeyler değil mi? Emniyet kemeri araç içerisinde en önemli unsur. Arabaya biner binmez ne yapıyoruz? Trafik polislerinin sözlü olarak yaptığı eğitimin ardından çocuklar 8'er şekilde uygulama alanına alındı. Ve yayalara nasıl yol verilir, hangi ışıklarda durulur, hangisinde geçilir uygulamalı olarak bunun eğitimini aldılar. Direksiyonu döndürmen gerekiyor. Mükemmel. Burada bir işaret var. Ne işareti var? Benzin istasyonu. Eğer yakıtın azaldıysa ileride benzin istasyonu var diyor. O yakıtın bir şekilde geç ve benzini al diyor. Evet, ne yaptık? Işığa geldik ve beklemek zorundayız. Artık ne yapacağız? Yeşil yanan araçların ve yayaların tamamen geçmesini sağladıktan sonra biz geçebiliriz. Biz şimdi beklemek zorundayız. Sloganımızı söyleyelim. Evet, sloganımız öncelik.
Trafik polisleri çocuklara düdük ve tişört hediye ettiler. Tişörtlerde hatalı sürücüye kırmızı düdük sloganıyla da dikkat çektiler. Güvenliği sürmek için avuç değiştirelim. Rolanda yapalım. Eğitime gelen çocuklar öğrendiklerini TV52 mikrofonlarına anlattı. Trafik ışıklarında durmamızı, kırmızıda durmamızı, yeşilde geçmemizi, sarıda hazır olmamızı ve durmamızı. Bazen babam yanlış yapıyordu, ben de onları uyarıyordum. Öncelik hayatın, öncelik yayanın. Kemerimizi takmalıyız. Yaya geçidinden yayalar geçerken beklemeliyiz. Sonra yaya geçidinden geçerken etrafı kontrol edip geçmeliyiz. Öncelik hayatın, öncelik yayanın. Enflasyon oranlarının durdurulamaz yükselişi tüm fiyatları deyim yerinde ise alt üst etti. Kırmızı et almak artık hayal haline geldi. Kasap Oktay Şanlı et almanın altın almak gibi zor olduğunu vurgulayarak vatandaşların gram gram et aldığını söyledi. Aynı uyumcudan altın almaya benzedi. Et herkes alamıyor. Kasap Oktay Şanlı et almanın artık altın almak kadar zor hale geldiğini işte bu sözlerle vurguladı. Et fiyatları hakkında son durumumuz çok kötü. Piyasa çok yükseldi. Bu hayvancılığın bittiği anlamına gelmektedir. Eskiden raflara satışlardan dolayı kırmızı et yetiştiremediğini vurgulayan Kasap Oktay Şanlı şimdi ise bir dolap eksik çalıştıklarını belirtti. Bizim de burada iki tane dolabımız vardı. Şu an bire düşürdük. Öbür dolap kapalı. Yani bu da üretimin azaldığı, tüketimin azaldığı anlamına gelir. 5 kilo etle beraber bir sene acıma durayım, öyle bakayım ona. Gıdım gıdım yiyeyim. Bir senede 5 kilo etle idare ediyoruz. Et almak nerede yani? 500 lira parayla ben et alacağım. 500 lira ızgara alacağım da et yapıp yiyeceğiz. Öyle mi? Yok yavrum. Et nereye alayım? Kasaplar işlerin oldukça durgun olduğunu söyleyerek yakında kuyumcu hassasiyetiyle et satış yapacaklarını ifade etti. Yani insanlar artık fakirleşti tamamen. Tamamen fakirleştik. Yani evimize et alamıyoruz, cebimize para koyamıyoruz. Zamı yapıyorlar. Ondan sonra zamı yapsalar ne olacak? Maaşlarımız hemen bir anda gidiyor. Benim demek istediğim sadece bu. Ama yani yazık, günah. Yakında kuyumcudan terazi alacağız, gram işi. Onunla devam ederiz herhalde. Yani çok kötü. Bir kilo alan ayda bir kere geliyor. Yani 100 gram köfteleri tane işarlıyorlar. 5 tane, 4 tane, 10 tane ne kadar yiyeceksin adam. Korgan Beypınarı mahallesinde belediye tarafından 1250 metre beton yol çalışması yapılıyor. Çalışmaları yerinde ziyaret eden Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, Beypınarı mahalle muhtarı Sırrı Avıncı ile alanda incelemelerde bulundu. Korgan'da beton yol çalışmaları hız kesmiyor. Korgan Beypınarı mahallesinde belediye tarafından 1250 metre beton yol çalışması yapılıyor. Çalışmaları yerinde ziyaret eden Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, Beypınarı Mahalle Muhtarı Sırrı Avıncı ile alanda incelemelerde bulundu. Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, Beypınarı Mahallesi'nde gerçekleştirilen beton yol yapımına ilişkin alanda bir konuşma gerçekleştirdi. Evet, Beypınarı Mahalle Muhtarımızla, değerli dostum Sırrı Avıncı abiyle buradan başladık. Söz verdik ona. Burada 1250 metre bir betonumuz var. Gördüğünüz gibi her tarafa atacağız, çıkacağız. Geçmişte de 1850 metre bir yapmıştık. 1 kilometrede Büyükşehir'in yolu vardı yapılan. O yüzden bu senede 1250 metreyi de yaptığımızda inşallah yani büyük bir oranında sorunu gidermiş olacak. Ufak tefek yerlerimiz olacak. Onları da gelecekte inşallah Allah nasip ederse biz yine motorumuzla beraber biz yapacağız. O anlamda Beypınarlı hemşehrilerimiz de biraz geç oldu belki ama temiz oluyor. Güzel bir şekilde devam ediyor ve kanalıyla bitiyor. Başkan Tuncay Kiraz maliyetler konusuna dikkat çekti. 1 kilometre beton yolun maliyeti belediyemizde 2 milyon. Çünkü 1 metre küpün maliyeti 1600 lirayken bugün 2000 lira KDV dahil oldu. Bu içliğiyle ve kanalıyla bize buna mal oluyor. Hamdolsun Allah'a ki Korgan Belediye'mizin bu anlamda hem kıymetli Milli Eğitim Bakanlığımızı yapmış geçmiş dönem Ordu Milletvekilimiz Mahmut Özer'e, Ordu Valimiz Sayın Tuncay Sonel'e gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çünkü hem AFAD üzerinden bir miktar para aktardılar hem de yine YİFOB üzerinden aktarılan bir parayla biz burada betona çeviriyoruz bu paraları. Hamdolsun bizim bütçemiz 18 milyon iken gerçekleştirdiğimiz 47 milyon. Aşağı yukarı 40 milyon üzerinde biz hibe para 9 yılda Korgan Belediyesi'ne getirmişiz.
Başkan Kiraz, Korgan Beypınarı mahallesinde toplamda 4400 metre beton yol yapıldığının altını çizdi. 1800 metre önceden yaptığımız var. 1 kilometrede Büyükşehir'in 2800. 1250'de şimdi yapıyoruz. Yani 2800, 3800, 4000, 4 kilometre civarlarında beton yol yapmış oluyoruz. Birkaç kilometre daha yapıldığında burada %100 yol sorunu kalmayacaktır. Evet. Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, marifet iltifata tabidir dedi, Korgan'a emeği geçen tüm yetkililere teşekkür etti. Vesile olan böyle milletvekillerimize, geçmiş dönemde Metin Gündoğdu milletvekilimize, bu dönemde gerçekten ordumuzun birinci sırasında alan kıymetli bakanımız Sayın Mahmut Özer'e sonsuz teşekkür ediyorum. Çünkü ne dediysek Korgan'la ilgili 5 yılda yapılabileceklerimizi yaptık. Belki son 20 yılda yapılamayanlar yapıldı orduda. Korgan da burada payını alan ilçelerden bir tanesi. O yüzden Profesör Doktor eski Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer'e sonsuz teşekkür ediyorum. Çünkü marifet iltifata tabidir. Gerçekten yapılan çok güzel işler var. Bunu her seferinde söylüyoruz. İnşallah kısa bir zaman sonra yine AFAD'dan bir parayla geldiğinde geri kalanları inşallah yapacağız. Ben bu şekilde Cumhurbaşkanımıza, yani memleketimize bu hizmetleri sunan bakanlarımıza sonsuz teşekkür etmek istiyorum. Beypınarlı vatandaşımız uzun zamandır bekliyor. Onları mağdur etmedik. Burada yine Terzili Mahallesi, yukarı aşağı Hospınar, Yeşilılan, buraları hep toparlayarak aşağı doğru devam edeceğiz. Çünkü biz Tip Mahalleyi, Tepe Mahalleyi, Yazıcı, Karakoyun ve Yeni Pınar, burada da Çam'da bitirdik. Eksik yerlerimiz var. Onları da tamamlayacağız. Ben bir kez daha çok kıymetli milletvekillerimiz Mustafa Hamarat'a, yine bununla beraber İbrahim Kayna çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu dönemde de biz kıymetli milletvekillerimizi daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Korgan Beypınarı Mahalle Muhtarı Sırrı Avıncı da beton yol yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yardımlarından dolayı. Başkan yardımcısı Selahattin Kirazoğlu ve ekibine, Meniçer Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Söz verdiği gibi sözünde durdu başkanımız. Allah razı olsun. Muhtarımın da çok gayreti devam, var. Ben onu görüyorum. Devamı da gelecek yani inşallah. Haberlerimize kısa bir ara, ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Adamlar İnşaat'tan 0.69 faiz oranıyla Şahincili Mahallesi'nde Yeşil Yaka, Bucak Mahallesi'nde Kuzey Yıldızı projelerinden daire sahibi olma fırsatını kaçırmayın. Ramadanlar İnşaat, temelinde güven var. Futbol il temsilcisi Fatih Çelebi'nin açıklamalarıyla birlikte Ordu'da futbol heyecanı doruklara çıkıyor. 2023-2024 sezonu öncesinde başlatılan Süper Amatör Lig projesiyle Ordu amatör futboluna yeni bir soluk getirilecek. Futbol il temsilcisi Fatih Çelebi liderliğindeki tertip komitesi 2023-2024 sezonu 1. Amatör Lig kura çekimiyle yeni statüsünü belirlerken 2024-2025 sezonunda Ordu'da Süper Amatör Lig heyecanı yaşanacak. Konuyla ilgili futbol il temsilcisi Fatih Çelebi şu ifadelerde bulundu. Geçtiğimiz hafta cumartesi günü ayın 22'sinde tüm amatör futbol kulüplerimizle bir araya gelerek önümüzdeki yılların planlaması adına bir araya geldik. Kulüp yetkililerimizle süper amatörü, birinci amatör ligleri ve alt liglerin değerlendirmesini yaptık. Öncesinde bu geçtiğimiz yılın değerlendirmesini, daha sonra da 2023-2024 futbol sezonunda planlamalarımızı kendilerine anlattık. Burada aslında ASK Başkanımızla beraber aslında bir ilke de imza attık. Geçmiş dönemlerde tertip komitesi üyelerimizin seçimleri kişi bazlı olurdu ama biz bunu böyle olsun istemedik. Tüm kulüplerimizin isteği doğrultusunda oylama şeklinde yaptık. Kapalı oy sistemiyle, açık tanzifle 3 tane kulüp temsilcimizi Amatör Spor Kulüpleri Federasyonumuzun da belirleyecek kişilerle beraber tertip komitemizde görev alacak arkadaşlarımızlar. Tabii göreve ben atamayla geldim. Daha sonra sürecimiz devam ediyor. Geldiğimiz dönemde ligler oynanıyordu. Devam eden liglerimiz vardı ama bu sezon 2023 ve 2024 sezonu inşallah
yeniden bir başlangıç olacak bizim adımıza. Tabii planlarımız var, projelerimiz var. Oradaki futbolu daha kaliteli hale nasıl getirebiliriz? Bunlarla ilgili çalışmalarımız oldu. Bu çalışmaları inşallah bu sezon hayata geçireceğiz. Karşıya'daki o potansiyeli, o futbolcu gruplarının zenginliğini, oradaki seyircinin potansiyelini arttırmak için ne yapabiliriz? Bunların planlamasını yapıyoruz. İnşallah bu sezonda öncelikle kendi playoff sürecimizle, akabinde bir sonraki sezonda Süper Amatör Ligi de hayata geçirerek oradaki bu eski dönemlerdeki o şaşalı, o seyir zevkli güzel müsabakaları tekrar inşallah Ordu halkına, Ordu spor severlerine, futbol severlerine yaşatmayı planlıyoruz. Tabii bizim için önemli olan altyapılar da çok önemli. Alt liglerde de yine buna benzer Süper Amatör ayarında gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlarımızın ayrı bir grupta olacağı, alt liglerde rekabetin üst düzey olduğu, sporcu kalitesinin daha fazla olduğu bir planlama içerisindeyiz. Onları da inşallah hayata geçirdiğimiz zaman yine o altyapıdan da A takımlara veya il dışına futbolcu verme konusunda da inşallah bu aşamada biz elimizden geleni yapmış olacağız futbol il temsilcisi olarak. Tabii bu bağlamda sadece bize üş düşmüyor. İşte ASKF'mize, spor il müdürlüklerimize, TÜFAT'ımıza hep beraber biz aslında bu paydaşın içindeyiz. İnşallah beraber hareket ettiğimiz takdirde bu oradaki futbolu, geçmişten gelen bu kaoslu yapıyı içinden çıkmamızı bu şekilde sağlayacağımızı düşünüyoruz. Önümüzdeki sezon normal oynanacak ama bir sonraki sezon Süper Amatör'de inşallah Ordu futbolu adı da oldu, güzel olduğu gibi süper bir sezon geçireceğiz. Buradan tüm kulüp yetkililerimize, sporcularımıza, teknik adamlarımıza aslında şimdiden hayırlı olsun diyorum. Çok rekabetçi, çok güzel, çok çalışmalı bir sezon bizi bekleyecek diye düşünüyorum. Ordu 1. Amatör Lig'de 2023-2024 sezonunda 3 farklı grupta normal sezonda ilk 4 sırayı alan toplamda 12 takım 2024-2025 sezonunda Ordu Süper Amatör Lig'de mücadele etme hakkı kazanacak. Bu geçişle birlikte futbol severler yeni bir ligde müsabakaların tadını çıkaracaklar. Bu sezon yine tabii kulüplerimize Süper Amatör'ü anlattık ama tabii kendilerine geçiş sürecini fırsat vermek istiyoruz aslında. Kulüplerimize yapılanma adına, sporcu yapılanması, teknik olarak yapılanma veya idari olarak yapılanma adına bir sezon fırsat vermek istedik açıkçası. Hani emirvaki olmamak adına fırsat veriyoruz. Onun için bu sezon normal yine 3 grupta 27 takımımız mücadele edecek. Yani bu sezon sonu gruplarını ilk 4 sırada alan takımlarımız bir sonraki sezon yani 24-25 sezonunda Süper Amatör Lig'de mücadele edecekler. Aslında şu anda hangi kulübümüzün ligi kaçıncı bitireceği çok net olmadığı gibi aslında onlara da bir fırsat vermiş olacağız. Yine aslında heyecanı bir alt lige taşıma konusunda da bir çalışmamız olacak. Geçmiş yıllarda gruplarını son iki sırada bitiren takımlar ligden otomatikman düşüyordu. Şimdi onu öyle yapmayacağız. 8. ve 9. takım kendi arasında müsabaka oynayacak. Onların galibi ligde kalacak, mağlubu bir alt lige düşecek. Yani hem aşağıda hem de yukarıda çok heyecanlı, çok çekişmeli, seyri zevki güzel bir sezon geçireceğiz diye düşünüyorum inşallah. Ana haber bülteninin sonuna geldik. Gece bülteninde görüşmek üzere. Hoşça kalın.